Yüce Tanrı bazı kullarına salt kendi lütuf ve ihsanıyla doğal olayların üstüne yükselme yetisini armağan eder. Doğal olayların üstüne, bedensel yetilerimizin üstüne yükselme her insanda olmaz diyor. İyi, lütuf ve ihsana mazhar olan bunlarda olur. Yasa ve nedenleri, yani doğanın yasaları ve nedenleri, zaten nedenleri yasaları bilirler. Bunu keşfederler ve insanlara bildirirler diyor. Aslında burada bak, hem felsefe var hem bilim var. Değil mi? Bugün biz bu, yani bilim insanı işte işi bu. Sabahleyin şapkasını giyiyor, işine gidiyor. Ben de bakkallık yapıyordum, öbürü işte eczacılık yapıyordu, öbürü hekimlik yapıyordu, öbürü mühendislik yapıyordu. Bu fizikçi alim de gitti, işte işini yaptı, geldi. Yahu seninki uygulama, sen tabiatın sırlarını açığa çıkartmadın. Şimdi Newton'la sen aynısı değilsin, sen fizik hocası olabilirsin. Okulda fizik profesörüsün. Evet. Ne demek? Mevcut fiziği çocuklara anlatıyorum. Bu fizik denen bilim budur arkadaşlar. Benim işim bu. Ben Newton değilim. Niye? Newton doğadaki bir sırrı buldu, çıkarttı, yasa yaptı. Gravitasyonu buldu. Yani doğada gizli olan Osiris, tümel zeka. Tümel ne demek? Her yerde aynı etkiyi yapıyor demek. Tümel zeka örneği, yani bu bir soyut bir söz. Örneği yok mu bunun? Var gravitasyon. Ne demek? Evrenin her yerinde çekim yasası aynı işler. Ay'da da öyledir, Güneş'te de öyledir. Evet. Yıldızlar arası, galaksiler arasında öyledir. Maddenin her biçiminde vardır. Evet. Ama bir melek bu. Melek kuvvet demek. Dinde melek dediğimiz, bilimde kuvvet diyoruz. Melek kelimesi Arapça'da kuvvet demek. Angelos da kuvvet ama haberci kuvvet. Yani etki eden kuvvet demek. Bir şeyi etki ettiği anda ha burada bir kuvvet var diyoruz. Burada bir melek var. Şimdi peki melekle haber veriliyor bir kuvvetle. Gravitasyon etkisini fark ediyor. Peki daha önce elma düşmedi mi kimsenin kafasına? Sembolik olarak elma düştü diyoruz. Yani Newton elmayı düştü de falan değil tabii ama yani halka anlatmak için bir mit yaratılıyor. Ağacın altında uyuyordu, kafasına elma düştü. Ulan nasıl düştü bu? Düşündü ve buldu. Hayır, doğa yasasını buldu değil, doğada yasa olmaz. Doğada yasa diye bir şey olmaz. Doğada kuvvet olur. Doğada çekim ve itim kuvvetleri var. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Elimizden bardak düşüyor, kendimiz düşüyoruz merdivenden, kafamıza odun vuruluyor. Yani bir etki ve çekim olgusunu hepimiz temaşa ediyoruz. Ama bunu formüle yasa haline getiremiyoruz. Ne demek? Onu kontrol edemiyoruz. Denetim. Onunla bir iş yapamıyoruz. Newton dediğin insan, bakın Angelos var onda. Onda Angelos var. Onda Cebrail var. Onda haberci bir melek var. Cebreden güç, zorunluluğun gücü onda yasaya dönüşüyor. Öyle bir bilgi ki artık doğanın o bilgi kuvvetlerini denetleme bilgisi var elinde demek. İyisisin peçesini kaldırmış. Ama ölümlüler kaldıramazdı. Newton öldü. Hayır efendim. Yasayı, bak ölümsüz olan o yasa ölmedi. Halen onunla dünyada iş yapıyoruz. Newton'un şeyiyle, mekanik yani fizik bilgisiyle Ay'a gidip geliyoruz. Ay'a gidip geldiğimiz Einstein'ın bilgisi değil. O ışık hızında açıklıyor. Newton'la beraber gittik geldik kardeşim. Şaka mı bu? Gerçek evet. Çekim yasası. İşte termodinamik yasaları. Bunlar Angelos. Bunlar doğanın peçesini kaldırıp arkası, hieroglifi kaldırıp gizil, doğanın içinde gizli olan kuvvetleri, görünmeyen, duyularımıza açık olmayan kuvvetleri ancak biz Logos'la, akılla, tümel bakışla, Osiris'le kavrayalım. Osiris'e geldik mi Isis eteklerini kaldırıyor.
Herkes peçe diyor, evet ama bu peçede yani eteğini kaldırsan bacağı görünür işsizin. Ama peçesini kaldırır mı yüzü görünür. Cemal geldi. Birisi arz bacağına bakarsın, birisi sema simasına bakarsın, yüzüne bakarsın, kişiliğine bakarsın. Birinde şehvet var, birinde maneviyat var, inayet var. İnsanın cemali, ruhunun adresi yüzü, zatı da gözünden bakar ya. Öyle değil mi? Çal bakalım. Vallahi ya. Ne çalayım ben şimdi yani? Ne çalarsan bakalım, ne çıkarsan. Dogana kadar. Bilmiyorum ne çıkar. Kastanyetlerle kıpkırmızı da giymişiz. Değil mi kurde? Bir anda dişil bir yönümüz böyle dans ettirdiğimiz. Teşekkür ediyorum. Şifa. Ne hermesmiş be. Neler yapıyor. Ne hermesmiş. Ne hermesmiş. Ne hermesmiş. Gerçekten. Bahçe Feyzi burada. Sofrada. Eyvallah. Feyzi burada. Eyvallah. Evet. Teşekkür ederiz. Bunca yıl habersin. Hocam. Yaşadım seninle. Bugün de dün gibi dertlerimi dinle. Yaşamak senden. Hepimiz Tanrı'dan bir parça değil miyiz? Hepimiz o eşsiz
sessiz dünyamda aşkımda birleşirim. Arap kültürü var. Latin kültürü de İspanya. İspanya'da ikisi mezz oluyor. Bir araya geliyor. Ve arabesk diye bir sanat. Gerçekten bir sanat. Evet. Şimdi Türkiye'de de arabesk müzik diye bir müzik var. Yani icra ettiğimiz böyle bir şey. Bu işte şeyin Endülüs'teki flamenko'nun buradaki zorlaması. Orada hakiki sahici bir iş. Çünkü kültür iç içe girdi. Eyvallah. Birlikte birbirlerini çok etkilediler 800 yıl. Çok ciddi bir etkileşim var. Bir nevi şeyle biraz evvel anlattığımız korrekt diller ve korrekt düşünce birebir anlayan insanlar, bir de mana, yani birçok göndermeyle, bir taraf sezgi, bir taraf kavrayışla bir araya gelen ve yeni bir şey üreten bir İspanya deneyimi, Endülüs deneyimi çok önemli bir deneyimdir. İbn Arabi, Spinoza oradan çıkmıştır. Yani Spinoza Endülüs kökenli, İbn Arabi Endülüs kökenli. Hatta Abraham Ablafya, bakın biri Yahudi, biri Hristiyan, biri şey, hem Hristiyan hem Yahudi, Spinoza her kılığa girmiş. İbn Arabi gibi büyük şahsiyetler, Rabbi Abba var, daha birçok insanlar. Bunlar dünyayı ışık tutan. Moshe Maimonides, İbn-i Meymun. Bunlar dünya ışık tutan Endülüs'ten çıkıyor. Allah. Arabeskten çıkıyor. Şimdi biz arabesk kofor görüyoruz. Çünkü arabeskin sanatsal ölçütünün dışına taşarak şeyi bozuyoruz. Yani o ölçüyü kaçırıyoruz. Ölçüyü kaçırdığınız zaman cıvıklaşıyor, sanatın dışına düşüyor. Bu nedenle böyle bir horon. Evet. Ama şimdi Tanrı'nın bir de kelamına gelelim. Sözüm. Ha bir düşünün diyor, Tanrı'nın bir parçasıyız diyor. Öyle mi? Değil mi? Evet. Tanrı. Bir de nakarat yaptı onu. Hayır, insan Tanrı'nın parçası falan değil. İnsan doğadaki evrimin son basamağı. Yani meyve ağacın yaprağı mıdır? Tohumu mudur? Dalı mıdır? Meyve ağacın son aşamasıdır. Ağacın tümü içinde çekirdek kesin olarak mevcuttur. Evet. İnsan şöyle bir şey vardı tasavvufta, şeydir bu, kibar-ı kelam da olabilir, hadis-i şerif de olabilir, kutsi hadis olduğu söylenir. Arifler öyle söylüyor. Diyorlar ki, Cenab-ı Nebi dedi ki, ben alemlere sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım. Bir dakika, sığdıran mümin. Parça olan sığdırabilir mi bütünü? Öyle parça marça değil. İşimize bakalım. Herkes işini yapsın. Onlar da öyle geçiniyor.
Hayır, bir şey demiyorum bakın şimdi size. Yani şöyle oluyor. Bu kelamın bir biçimini duyunca insan hemen duygulanıyor. Duygulanınca orada da ah filan filan. Hiç öyle değil. İrfaniyet şeyde kendi dışına çıktığı anda tanınır. İnsan Tanrı'nın parçası değildir. Avrupalıların tümü işte bu şeyler, maneviyat şeyler tümü değil. İçindeki hakiki arifan, işte Meister Eckhart, Pythagoras, işte Plato filan gibi bunların dışındakiler insan doğanın bir parçasıdır. O Tanrı'nın parçasıdır diyor. İnsan doğanın parçası değildir. Doğa ağacının meyvesidir. Kaygısız mı bir şey söyler? Der ki ağaç oldu bu alem, meyvesi oldu Adem. Maksud olan meyvedir, sanma ki ağaç ola. Aa, evet. Sen Tanrı'yı arıyorsan, alemde arama, meyvesinde ara. Çünkü meyvenin içine tohum var. Tohum en başta değil miydi? Evet. En sonunda doğurmuş. Birisi batındı, şimdi zahir oldu. O zaman onu, o hüve, hüve gayb, onu arıyorsan meyve de ar. İnsan da ara. İnsan parça olursa onu da bulabilir misin ya? Peki bu tohum içinde ağaç yine ağaç gibi gidiyor. Yani, değil mi ya? İçindeki içinde. İçin, fihi mafi. İşte al sana Mevlana. Çıktı işte. Yani Mevlana'da da Hermes'in kelamı, İdris'in kelamı. Bak gene geldik babaya. O kurtuluş yok. İyi ki yok. İyi ki yok. İyi ki yok. Peki efendim. Nedenlerin nedenidir Tanrı. Yani o yasa değildir diyor Asklepios şeyin Hermes'in öğretisini bize aktarıyor. Hı hı. Diyor ki Tanrı diye bize anlattı, Osiris diye, tümen zeka diye bize anlattığı diyor bu şeyin, Hermes'in nedenlerin nedenidir ama yasa değildir. Halbuki yasa demişti, bak Newton evet. Yasayı buldu çıkarttı evet. Yani yasa kurguladı. Kuvvetleri, melekleri yasaya çevirdi. İrade onları kullanılabilir hale geldi. Bu diyor yasayı bulmadı bize. Yasa koyucuyu buldu. Nedenler kuvvetlerdir. Kuvvetlerin bilgisi yasadır. İradeleri yasadır. O iradeler, o kuvvetleri sevk ve idare edebilir anlamına geliyor. Episteme diyoruz onu, bilimsel bilgi. Ama bir de teos var. Tanrı. O ne? O yasa değil, yasa koyucu. Melekleri yaratan, kuvvetleri yaratmak ne demek? Böyle aldı bir şeyi yaptı gibi mi? Hayır. Kendisinin tezahürleri onun melekleri. Ayrı bir şey değil. Dışarıdan bir şey alıp yapmıyor. Bu şuna benzer. Bir insan göz gürültü patırtı çıkartıyorum, can kızacak. Bir insan görüyor. Göz ayrı bir şey değil ki. Kendisinin görüsü. İşitiyor. İşitme ayrı bir şey. Dışarıda bir mekanizma değil. Kendisinden dokunuyor. Kendisi bütünüyle bunu yapıyor. Bütünüyle görüyor. Bütünüyle işitiyor. Bütünüyle yapıyor. O zaman ayrı bir şey değil. Ama ayrımlı birlik olan bir şeyden konuşuyoruz. Yine ne oldu? Logos çıktı. Değil mi?